Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar cümleten. Bugün akşam saat 9.30-10 gibi Yozgat, 1 milyon Yozgat TV bizim misafirimiz oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün inşallah bizde misafir olacaklar. Yarın sabah da Dere Kemal'i tanıtacaklar ve çekecekler. Ben tabii o konuya girmiyorum. Ben sadece bugün akşam ailemi ve kendimi tanıtacağım. Ben Lütfü Dikme, 1949 doğumluyum. 70 yaşındayım. Yurt dışından emekliyim. Şu anda Dere Kemal'de yaşıyorum. Burada kız kardeşlerim ve kayınbiraderimle beraber birlikteyiz. Gelin bacım var burada. Şuraya dön de. Efendime söyleyeyim. Gelin bacımız 95 yaşında, dayımın hanımı. Biz tabii yenge demiyoruz da gelin bacı diyoruz. Kendisi 95 yaşında, kendine hayırlı ömürler diliyorum inşallah. Başta kız kardeşim Fahriye Hanım var, orada oturuyor. Efendime söyleyeyim, Meliha Coşkun var, tekkede, aşağı tekkede evli. Efendime söyleyeyim, yanımda Ömer Ay var, dayımın oğlu ve hem eniştem. Efendime söyleyeyim, Niyazi Karagöz, kayınbiraderim. Sesi güzel mi? Niyazi abinin sesi güzel, güzel şey konuşur. Efendime söyleyeyim, yanımda hanımı var. Sinoplu Mine Karagöz, ak kadın hanım tabii benim için. Öbürü Raziye, kız kardeşim. Ve bütün Dere Kemal halkına saygılarımı sunuyorum. Köyümüz çok güzel. İnşallah yarınki tanıtımda daha güzel tanıtacaklar. Buradan yurt dışında Tononli Bend'de yaşayan tüm dostlara, tüm arkadaşlarıma, komşularıma saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Şurada da torunum Eflin var. O da yeni geldi. Kendisi maşallah benim güzel kızım. Evet. Niyazi Bey'e veriyorum inşallah. Bundan sonra Niyazi Bey devam edecek. Bir türkü patlat bakalım Niyazi Bey. Patlat. Selamun aleyküm. Bütün Yozgat TV'ye saygıyla selamlar sunuyorum. Önce vatandaş İstanbul'da, Fransa'da bütün arkadaşlarıma, ehbaplarıma saygılarımı sunuyorum. Burada ben Niyazi Karagöz, İstanbul'da kalıyorum ama yurtuma, memleketime geldim. Memleketime geldim. Eşimi, dostumu, akrabalarımı görmeye geldim. Burada da bir Yozgat TV arkadaşlar misafir kabul ediyoruz. Bu arada sesin size güzelmiş. Evet, güzel Davut Bey. Bir türkü söyleyeyim size. Yozgat'a hatıra olsun. Eşime, dostumu bir mukavele. Gindim cizmemi değemedim ocağa, taze bebek alamadım kucağa. Ver Allah'ım merdekene kız olsun bayrı, oldu 7 sene yar evlen gayrı. Ver Allah'ım merdekene kız olsun bayrı, oldu 7 sene yar evlen gayrı. Bir oğlumu saydı dana kestirseydim, damların al bayrakla karestirseydim. Emmisini dayısını dana küstürseydim, ver Allah'ım merdekene kız olsun bayrı, oldu 7 sene yar evlen gayrı. Bir kalburcu gelse de kalburlar alsam, yürünü yürünü de toprak eleseyim. Meyla mevlat verse de kundak belesem, ver Allah'ım ver de kendi dalinden, bir de ben koklayayım dünya gülünden. Son. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Saygılar, selamlar. Ağzına, yüreğine sağlık. Sağ ol. Sen nerede ezberledin bu türküyü ya? Biz nereden yöresi bu? Yozgat, Yozgat. Kim söylüyor? Nereden ezberledin? Herhalde Selahattin Bölük mü söylüyor? Ben öyle bir duyuyorum. Allah Allah. Yok, bir daha patla değil mi? Bölüğün değil. Bir daha patlat. Hoşuma gitti ya. Bir daha patlat. Ağlıyorum basına. Ben de gözyaşımı siliyorum zannederim. Senin gözün ağrıyordu. Erzincan'a geldim, ne güzel bağlar,
Erzurum'a vardım, dumanlı dağlar, dumanlı dağlar. Elleri koynunda bir garip ağlar, o yanam anam nasıl dayanayım. Elleri koynunda bir garip ağlar, o yanam anam nasıl dayanayım. Yüce de başına çadır açarım, yüce de başına çadır açarım. Seni vermezlerse alır kaçarım, alır kaçarım. Seni vermezlerse zehir içerim, o yanam anam nasıl dayanayım. Son baki. Dikkat değilmişiz ya Üstad Bey ya. Yeter Davut Bey. Anca heyecandan anca böyle beceriyoruz. Çok Türklerim, çok Türklerim var da şu anda aklımıza gelmiyor. Tabii biraz kamera şeysi var, heyecanı var. Ha. O yüzden teşekkür ediyorum size de bizi şeye verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyorum.